Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Günlük düzen son derece önemli. Başarının anahtarı, yani beslenmenizin belli bir düzende olması gerekiyor. Özellikle bunu bir alışkanlık haline dönüştürdüğünüz zaman, sadece kalp damar sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de önemli bir aşamayı geçmiş olursunuz. Bunun temelinde ne yatar? Bunun temelinde günlük düzeninizi biyolojik saatinize uygun hale getirmeniz ve o şekilde beslenmenizdir. Peki biyolojik saatimize nasıl uygun hale getireceğiz? Bir kere her şeyden evvel şunu söylemek gerekir ki başta cep telefonları ve bilgisayar, tablet ve televizyon gibi bir takım cihazlardan saçılan ışıklar, beyaz ışıklar bizim vücudumuzu her zaman için gündüz olduğu izlenimi verir. Ama bunun ötesinde ne yiyorsanız yiyin mutlaka yavaş yiyiniz. Çiğnemeniz gerekiyor. Eğer gerçekten çiğnerseniz de çiğneme kaslarının beyninize gönderdi doyma sinyalleri ve sindirim bozukluklarını ve gıdaların yeteri kadar çiğnenmesi ve sindirimi ve besinden o derecede faydalanmanızı sağlar. Bir de ayakta yeme alışkanlığınız varsa bunu lütfen ortadan kaldırınız. Özellikle Hızlı şehir hayatı bize kötü alışkanlıklar kazandırdı. Bunlardan bir tanesi de ayakta yemek. Peki yemek süremizin ne kadar olması lazım? Çalışmalar göstermiştir ki bir ana öğün yemeği minimum 20 dakika olmalıdır. Tercihan 30 dakika olması tercih edilir. Dolayısıyla eğer hani bir lokmanın 40 yıl hatırı varmış, bir lokmayı 40 kez çiğnenemiz gerekir derler ya, eğer bunu yaparsanız zaten 40 kez olmasa bile uzun süre çiğnediğiniz zaman, ki onun üzerinde olması lazım, rahatlıkla 20 dakikaya ulaşırsınız. Ve eğer hakkını verirseniz bu sürenin az miktarda yiyecekle bile doyma imkanına kavuşursunuz. Bir de sabah kalkınca ilk kule olarak bir bardak su içmeniz lazım. Evden çıkmadan da bir bardak içersiniz. Yaklaşık 500 mililitre kadar bir su içersiniz. Ona göre tuvalet planlamanızı da yapmanız gerekiyor. Sabahları özellikle sırt kaslarını çalıştıracak egzersizler yapmanız uygun olur. Bazıları sabah duş yapar. Bence en uygunu bu egzersizden sonra bir miktar duş yapmanızdır. Kahvaltı yapacaksanız eğer evde mutlaka az ve hafif miktarda kahvaltı yapın. Birkaç parça kuru yemiş yiyebilirsiniz. Bu yaklaşık bir avuç kadar kuru yemiş olabilir. Benim önerim ise evden kahvaltı yapmadan çıkmanız ve geç bir kahvaltı hatta hafif bir öğle yemeğini birleştirmeniz. İşin önemli bir sırrı da mutlaka ve mutlaka sabah saatlerinde bağırsak hareketleri fazla olur. Tuvalete çıkma alışkanlığınızı bu döneme yetiştirmeniz gerekir. O yüzden bir parça erken kalkmanız gerekiyor. Zaten biyolojik saatimizin temeli de gün ağırması ile beraber kalkmak. Gerçi Türkiye'de kış saati biraz karanlığa kaydı. Ama olsun karanlıkta da kalkıp güne hazırlık için bu dediklerimi yapıp tuvalet ihtiyacınızı da gidermeniz gerekir. Bir diğer önemli nokta ağzına attığınız ilk lokma ile son lokma arasındaki süre son derece önemli. Bunu mutlaka bir yerde kafanıza kaydediniz. Eğer kahvaltı yapmıyorsanız yolda poğaça ve diğer yağlı unlu mamullerden uzak durunuz. Eğer billah bir şey yiyecekseniz sizin için en sağlıklı şey simit olacaktır. Veya İstanbul'da yaşıyorsanız ve diğer büyük şehirlerde halk ekmeğinin ürettiği küçük atıştırmacılıklardan faydalanabilirsiniz. Mesela İstanbul'da altın çörek var gerçekten ideal. Bir de Öğünde yemek idealdir. Aralarda mümkün olduğu kadar sıvı tüketmeye çalışınız. Ekstra bir şey yemeyiniz. Bu sizin her lokma yediğiniz zaman insülin hormonu çalışır. Bu da insülinizi yorar ve ileride insülin direncine yol açar. Benim önerdiğim şey sıvı tüketimin için 3 artı 2 artı 3 kuralını uygulamak. Yani 3 bardak su, 3 bardak kahve veya 2 de olabilir bu. 3 bardak da bitki çayı. Zaten sabah 500 mililitre 2 bardak su içtiniz. Bu da 1800 mililitre eder. Akşamda iki bardak içersiniz, 2 bardak içerseniz toplam 2.6 litre sıvı alırsınız. Bu da en düşük sıvı miktarıdır. Bu da size yeterli, de artar bile. Bu çok önemli bir kural. Bunu unutmayınız. Günlük aldığınız sıvı miktarınızı mutlaka ve mutlaka bu hesabı göre yapıp 2.5 litrenin üzerine çıkmanız esastır. Ve eğer bu basit kuralları yani çiğneme, yemek süresini uzatma ve suyu uygularsanız su kuralını gayet rahat edersiniz. Öğle yemeği için genelde hafif ve bitkisel seçenekleri seçmeniz daha uygundur. Yani sebze yemekleri ve bakliyat yemenizi tavsiye ederim. Akşama ise bir yemek hayali kurmayın ve saldırmayın. Çünkü öğle yemeğini hafif yediğiniz zaman akşam yemeğini insanlar hayal ederler. Şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz ve stresten dolayı da fazla yerler. En geç 8'de akşam yemeğinizi bitirmeniz gerekiyor ve suyunuzu da mutlaka unutmayınız. Böylelikle ilk lokma ile son lokma arasındaki süreyi kafanızdan kaydedin. Aç kalacağınız süre gece süresi olması ve 12 saatin üzerinde olması esastır. 14 saat olduğu takdirde ise maksimum faydayı görürsünüz. Vücut kötü hücrelerden arınır, otofaji olur. Bu çok önemlidir. Eğer televizyon seyredecekseniz televizyon karşısında atıştırmak çok tehlikeli bir alışkanlıktır. Hem kilo alırsınız hem de dinlenmeyle geçen süre içerisinde yemek yediğiniz için vücut gene kötü mesaj alır. İnsülininiz kötü çalışır. Mümkünse ışıkları da kısık tutmanız gerekir erken yatmak ve erken kalkmak uyku düzeni son derece önemlidir. Ne yaparsanız yapın 6 saatin hatta 7 saatin altına lütfen uykunuzu düşürmeyiniz. Çünkü uyku vücudun tamiratı için gereklidir. Bu da biyolojik saate uygun yaşamının ideal olduğunu tekrar altını çizmek isterim. Efendim ilginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.